Uzağa gitmek istemiyorsan, yani bu kelamın istihbaratı, tarifleri ve levazımatı hakkında kelamın serveti ve zenginliği ve genişliği bir örnek görmek istiyorsan ve uzağa gitmek istemiyorsan, bu makalenin bir parça makablini öncesine nazar et. Bu meseleye numune olmak için çok parçaları bulacaksın. 10 muhakemat, 12. mukaddime, 8. meselede şöyle bir söz geçiyor. Ez cümle. Ayatın delaili icazının müftahı, Kur'an'ın ayetlerinin mucizelik delillerinin anahtarı ve esrar-ı belagatının keşşafı yalnız belagat-ı arabiyedir. Felsefe Yunaniye değildir. Bu mealini zahiren verdiğimiz aynı zamanda bu konunun müstebahatını ve levazımatını çağrıştırıyor. Delailül İcaz, Abdülkahir Cürcani'nin belagatla ilgili bir kitabıdır. Miftah-ı Sekkaki'nin belagatla ilgili, nahv-ı sarfla ilgili bir kitabıdır. Esrar-ı Belagat da Abdülkahir Cürcani'nin yine bir kitabıdır. Keşşaf da Zemahşeri'nin tefsiridir. Keşşaf da isminde bir tefsiridir. Bunlar Kur'an'ın ayetlerinin delilleridir aynı zamanda. Anahtarıdır, esrarıdır, keşşafıdır, açıklayıcısıdır. İşte bu söz zahiri mealiyle Kur'an'ın delillerinin, mucizeliğinin delillerinin anahtarı belagat-ı arabiyedir derken özür dilerim. Delail-i İcaz'a, Müftah ismindeki kitaba, Eser-i Belagat ismindeki kitaba ve Keşşaf ismindeki kitaba atıf yaptı. Gönderme yaptı, levazım yaptı, müstebahat yaptı, çağrışım yaptırdı. Onları kendine delil yaptı. Bu söz bir satırlık bir sözdür ama bir kitap kadar mana ifade ediyor. Levazımatıyla kelam. Bu da genişledi, servet sahibi oldu, zenginleşti. Çağrışım ve levazımatını bize hatırlattı. Bu söz anlamak için yine muhakemat, üçüncü mukaddime, üçüncü mukaddimede şöyle bir değerlendirme geçiyor. Neden belagat Kur'an'ı açıyor da felsefe Yunanı'yı açmıyor, tam tersine kilitliyor? Neden belagat sırları delail-i icaz mucizelik delilleri belagat-ı arabiyede ile açılıyor da felsefe Yunaniye ile açılmıyor? Bunu şöyle izah ediyoruz Üstad. Hem de vakta ne zaman ki hikmet-i Yunaniye'yi Müslüman etmek için Yunan eski felsefesini Müslüman etmek için Memun'un asrında, Abbasi halifesi Memun'un asrında tercüme olundu. Fakat pek çok esatır ve hurafatın menbaından çıkan o hikmet bütün milletlerin tarihinde önce mitoloji var, sonra felsefe var, sonra bilim var, sonra fen var. Yunan esatirinden, yani mitolojiden henüz yeni çıkmıştı ki felsefe başlamıştı. Özür dilerim. İnsanlık tarihinin ilk milleti mitolojiden felsefeye geçen Yunanlardır.
Dolayısıyla o felsefede esatır yani efsaneler, hurafeler, mitoloji çok vardı, hurafeler çok vardı. O menbaadan çıkan o hikmet bir derece müteaffine olduğundan, kokuşmuş olduğundan, safiye olan efkar-ı Arap'ın işlerine tedahhül ettiğinden, saf, sadece dil ile düşünen, şiir ile duygulanan, Arap efkarına karıştığından bir derece efkarları karıştırdığı gibi İslam dünyasındaki fikirleri karıştırdığı gibi tahkikten taklide bir yol açtı. Yani o kadar muhteşem göründü ki o felsefe Yunaniye tercüme edilince özellikle İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd, Kindiz eliyle bunlar yayılınca, ekol haline gelince tahkikten taklide bir yol açtı. Yani eskiden biz Kur'an'ı dinlerdik, tahkik ederdik. Bunun manası nedir? Delilimiz nedir? Fakat felsefe ortaya egemen olduktan sonra artık her şey o Yunan felsefesinin dediğine gibi göre düşünüldü. Ona göre yorumlandı. Taklit yolu açıldı. Kimse onu aşamadı. Hem de abi hayat olan İslamiyet'ten tarihi fıtriyeleriyle, doğal zihinleriyle istinbat etmeye, ahkam çıkarmaya kabil iken o Arap zihni, İslam zihni o hükmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. O felsefenin öğrenciliğine tenezzül edildi maalesef. Ve işin acı bir tarafı şudur ki İslam dünyası henüz bu felsefenin egemenliğinden kurtulabilmiş değildir. İlahiyatlarda, şeriat fakültelerinde, usulü din fakültelerinde, İslam felsefesi dersinde daima bu Yunan felsefesinin egemenliği halen devam ediyor. Onun öğrenciliği devam ediyor. Ona olan öğrencilik devam ediyor. Ve İslam dünyası aydınlanamadı. Avrupa, evet Avrupa'da o felsefeyle Rönesans'ı yaşadı. Bir ışık doğdu. Fakat Avrupa sonra o felsefeyi bıraktı, bilime geçti. İslam dünyası ise henüz 20 yerde, İstanbul'da, Semerkant'ta, Bağdat'ta, Şam'da, Hindistan'da, Endülüs'te, Kuzey Afrika'da, Mısır'da 20 yerde Rönesans'ı yaşadığı halde aydınlanmayı yaşayamıyor. Aydınlanmadan kastım şudur. Fen, üstadın tabiriyle hikmet-i cedide ile uyanıp kainatın işletim mekanizmasını fizik, kimya, biyoloji ile izah etmeye kalkışmak, izah edebilmek demektir aydınlanma. İslam dünyası yani batıda da karanlık vardı orta çağda. Fakat bu Yunan felsefesiyle onlar İbn Rüşd Endülüs'ten tercüme edilince, İbn Sina'yı tercüme edince onlar Rönesans'ı yaşadı. Bir müddet sonra fark ettiler ki bu felsefe bizi geri bırakıyor, önümüzü tıkıyor. O felsefeyi de bıraktılar. Sonra bilimi esas aldılar, bilim üzerinde yoğunlaştılar ve aydınlandılar. İslam dünyası ise bu bilim dinsizlik yapıyor diye gerçekten bazı ateistlerin elinde o bilim dinsizlik yapıyordu, doğrudur. Fakat bilim İslam'ın malıdır. Muhakematın birçok yerinde Üstad bunu belki 100 yerde ifade ediyor. Hikmet-i cedide yani yeni fen İslam'ın malıdır. O biz onunla kainatı aydınlatmalıyız. Biyolojik, sosyolojik. Hulasa aydınlanmamız lazım. Yunan felsefesinin tilmizliğini, öğrenciliğini bırakmamız lazım. Bilimle Kur'an'ı bir daha barıştırıp İslam dünyasında aydınlanmayı getirmemiz lazım. Aydınlanmadan kastım biraz önce tekrar ediyorum, özür dilerim.
Fizik, kimya, biyolojik olarak kainatın nasıl çalıştırıldığını bilmek demektir. Üstadın iki cümle bizi geri bırakan bu felsefeden bir örnek de lafız meale engel. Meal manaya engel, mana harici manaya engeldir diyor üstad. Kuvvet de kudrete engel, perde oluyor. Bazıları lafızda kalır, meale geçemiyor. Bazıları meale geçiyor, manaya geçemiyor. Bazıları manaya geçiyor. O mananın kainattaki karşılığı, harici mana nedir? Onu bilemiyorlar. Ve İslam dünyası bugün bilimle din çatışması sonucu büyük bir çıkmazdadır. En büyük meselemiz Ayasofya veya şeriatı getirmek değildir. En büyük meselemiz dinsizliktir. Ateizm gelişiyor, dinle bilim çatışıyor, gösteriliyor. Dinle bilimin çatışmaması için Üstad ben bu muhakematı yazdım diyor Kutbe-i Şamiye'nin Arapçasında. Araplara diyor ben bu konuda bir kitap yazdım. O kitaptan kastı da muhakematın kendisidir. Evet, Muhakemat Risale-i Nur'un özetidir, mukaddimesidir, anahtarıdır, keşşafidir, delail-i icazıdır, esrar-ı belagatidir. Bunu iyi özetlemek lazım. Risale-i Nur'un beş tane temel hedefi vardır. O beş temel hedefin içinde değildir demek istedim. Birincisi Medrese-i Zehra'nın kurulması. İkincisi İttihat-ı İslam. O da bir milletin diğer milletlere tasallutu tarzında değil de İslam Birliği federasyon tarzında olması. Üçüncüsü din bilim çatışmasını önlemek ki muhakemat baştan başa bu iş için yazılmıştır. Dördüncüsü Kur'an'a bir tefsir yazmak. Bu da temel amaçlardan biridir. Evet Ayasofya'da bir amaçtır ama bugün dinsizlik o kadar taştı ki, o kadar sosyal medyada aktif ki nurcular her şeyi bırakıp, Risale-i Nur talebeleri her şeyi bırakıp iman hizmetine kendileri adamaları lazım. Siyasette, partilerle bir insanın dinsiz olması bir Ayasofya'nın açılmasından daha kötüdür. Tek bir insanın dinsiz olması bir Ayasofya'nın açılmasından daha kötüdür. Maalesef bilimle ilgili nurcuların bir çalışması yok. Üstad 20-30 tane örnek ayeti tevil etmiş. Halbuki Kur'an'da 2000 tane müteşabih ayet var. Onlarla ilgili hiçbir çalışma yürütülmüyor. Birisi tevil etti mi de onu tekfir ediyorlar. Dışlıyorlar. Eğer Medrese-i Zehra kurulsaydı, Kur'an'a tefsir yazılsaydı, İslam Birliği kurulup şeriat şurası tesis etseydi, din bilim arasında taarruz etmiş, çelişmiş konular ele alınsaydı biz bugün bu perişan halde olmayacaktık demek istedim. Ama maalesef Nurcular geçmiş 60-70 yılda iman hizmetine çok büyük katkıları oldu. Cenab-ı Hak abilerden, büyüklerimizden, geçmişlerimizden ebeden razı olsun. Ama şimdi partiden medet bekliyorlar. Ayasofya sanki açılırsa dinsizlik kırılacak gibi tam tersine tepki var. Dünyadan tepki var. Hatta Emirdağ bir de Batı dünyası, İslam dünyasında bir savaş açma ihtimali bile var yani. Öyle bir tehlikeler var. Dolayısıyla evet, Ayasofya'nın açılması Müslümanların iktidara geldiğinin bir işaretidir. Ama nerede o Müslümanlar? Nerede o bilim? Nerede o Medrese-i Zehra? Nerede o tefsir? Nerede o Kur'an'ın müteşabihatının tevil edildiği bir ortam?